Herkese merhaba Teknoloji Oku izleyenleri, ben Kaan Arlı. Evet, Galaxy S7 Edge elimizde. Farklı bir şekilde bu telefonu sizlere anlatmaya çalışacağız. Belirli parçalara bölüp telefonun farklı özelliklerini farklı videolarda sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu videomuzda sizler için Galaxy S7 Edge'in oyun performansından kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle oyun tarafında Samsung'un da Game Launcher uygulaması telefona dahil edildi. Önce onunla başlayalım. Daha sonra oyun performansını sizlere aktarmaya çalışacağım. Game Launcher, telefonda kayıtlı olan oyunları otomatik olarak listeleyen bir program. Tabii bu tarafıyla yetinmiyorlar. Farklı özelliklere sahip. Game Tools adında kısa bir oyun sırasında da göstereceğim bazı özelliklere sahip. Ayrıca oyunda uyarı yok seçeneğini dahil aktif ettiğinizde oyun içinde size gelen bildirimlerin sizi rahatsız etmeden arka planda kalmasını sağlıyor. Buna ek olarak ayarlar tarafından da farklı özelliklerini görebiliyorsunuz. Şu şekilde göstermek istiyorum hemen neler olduğunu. Game Launcher uygulaması aslında Game Recorder Plus uygulamasının daha geliştirilmiş bir versiyonu olarak söylenebilir. Game Tools tarafına girdiğinizde de oyunda Game Tools'un açık olup olmayışına karar verebiliyorsunuz. Ayrıca güç tasarrufu tarafına girdiğinizde de oyunlarda çözünürlük ve kare hızı gibi seçenekleri güç tasarrufunu sağlayabilmesi adına seçebiliyorsunuz. Burada neler var? İşte kapalı, oyun bütün teknik özelliklerini, oyunun bütün faal şekilde kullanabilmenizi sağlıyor burada. Güç tasarrufu dediğiniz zaman da düşük çözünürlükte ve kare saniye 30 kare saniye hızına çekerek oyunları oynamanızı sağlıyor. Maksimum güç tasarrufunda ise görsel detayları sonuna kadar indirip yine kare saniye 30'da tutuyor. Biz tabii ki bütün oyunlarımızı güç tasarrufunun kapalı olduğu modda sizlere aktarmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet, burada oyunları da sizlere nasıl göstereceğiz ondan da kısaca bahsetmek istiyorum aslında. Burada gerçek kare saniye oranlarıyla oyunların sizlere ne gibi detaylar verdiğini göstereceğiz. Bunun için de Gamebench programı ile birlikte oyunlarımızı oynayacağız. İstiyorsanız öncelikle mobil dünyanın en başarılı yapımlarından bir tanesi olan Real Racing 3 ile incelememize, testlerimize başlayalım. Şurada hemen görüyorsunuz Game Launcher uygulamasının verdiği çeşitli özellikleri. Burada neler var? Donanım ve geri tuşlarını kilitle. Buradaki tuşları kilitliyor ve bu sayede yanlışlıkla oyunu kapatma ihtimaliniz ortadan kalkıyor. Bunu söyleyelim. Ekran alıntısı, ekran görüntüsü alıyor. Rec kısmında da oyun oynarken aslında bir kayıt yapabiliyorsunuz ve burada hem ön kamerayı aktif hale getirebiliyorsunuz. Yani kayıt sırasında kendinizi de oyuna dahil edebiliyorsunuz. Bu da önemli bir detay. Uyarıları kapatalım. Bunun dışında ayarlara tekrar girildiği zamansa farklı özellikleri burada kullanabiliyorsunuz. Tabii bu ayarlara girdiğimiz için oyundan çıkmış oldu. Hemen onu da iptal edelim. Evet, sol üst tarafta kare saniye oranını görüyorsunuz arkadaşlar. Burada oyunun kaç kare saniyede oynandığını gerçek şekilde, gerçek değerleriyle birlikte göreceksiniz. Hemen bir yarışa başlayalım. Tabii öncesinde oyunun müziklerini kapatmak istiyorum. Onu da bir yapalım hemen. Şuradan ana ekrana bir dönelim. Tabii bizim kare saniye ölçümümüz yukarıya geldiği için. Evet, şuradan hemen müziği tamamen kısalım arkadaşlar. Evet, şimdi hızlı bir şekilde yarışlarımıza başlayalım. Pure Stock Challenge diyelim. Şöyle biraz daha sesi açmak istiyorum rahatlıkla görebilmesi adına. Evet, şu anda menü tarafında 60 kare saniyeyi görüyoruz. Hemen aracımızı da alalım. Girelim bakalım yarışa. Real Racing'de Galaxy S7 Edge kaç kare saniye verecek ve nasıl çalışacak? Evet, şu anda 61 kare saniyeyi görüyoruz. 56, 43. Çok sayıda araç var arkadaşlar. Bu yüzden gerçekten referans olabilecek oyunlardan bir tanesi Real Racing 3. Bakalım burada kaç kare saniye performans göreceğiz. Bakalım. Evet, 50 kare saniye, 55 kare saniye hızlı bir şekilde başladık. Şu anda 54 kare saniye görüyoruz. Tabii yoldan çıkmayadık iyiydi ama şöyle hemen alalım. 55 kare saniye, 60 kare saniye. Oyun gerçek anlamda yağ gibi akıyor arkadaşlar. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim sizlere. Rakip araçlarında etrafına girdiğimizde de kare saniyede öyle bir ciddi bir düşüş yok. Bu da çok önemli bir detay. Şöyle biraz kısalım sesimizi. 60 kare saniye görüyorsunuz. Gerçek zamanlı olarak sizlere aktaracağız. Diğer oyunlarda da kaç kare saniye performans verdiğini. 55, 58, 58, 59, 60 şeklinde gidiyor. Biraz görsel detayı arttıralım. Fazla görsel detay olduğunda işlemciye daha fazla yük bindirip aslında kare saniyenin de zorlandığını göreceğiz ama bu oyun gerçekten bu telefonda yağ gibi çalışıyor arkadaşlar. Hiçbir zorlanma yok. Bunu da çok net bir şekilde gösterebilirim sizlere. Ki görüyorsunuz da. Evet, tekrar dışa çıkalım. Normal şartlarda bu oyun daha orta seviye veya daha alt donanıma sahip cihazlarda 30 kare saniye veya 25-35 aralığında akıcı bir şekilde oynanabiliyor ama gördüğünüz gibi S7 Edge modelinde gerçekten çok akıcı bir şekilde çalışıyor arkadaşlar oyun. 60 kare saniye yani 50 kare saniyenin altına düştüğünü henüz görmedim. Bu gerçekten bu tarz oyunlar için önemli detay. Tabii bir sonraki oyunumuz Modern Combat 5 olacak. Orada daha fazla performans bekliyoruz. Çünkü Modern Combat 5 oyun tarafında ciddi anlamda telefonların donanımlarını zorlayan oyunlardan bir tanesi. Evet, bir yarış daha yapacağız. Bir yarışla birlikte tekrar göreceğiz bakalım kaç kare saniye almış. Arkadaşımızı da geçememişiz bu arada. Evet, şöyle hızlı ilerleyelim. Continue diyelim. Tekrar continue diyelim. Başka bir yarış açalım. Ondan sonra da diğer oyunlarla devam edeceğiz. Bir sonraki oyunumuz Modern Combat 5 olacak. Ondan sonra da hangi oyununa gidelim? Tabii ki Need for Speed No Limits'e gideceğiz. Bu da yüksek detay seviyesiyle dikkat çeken oyunlardan bir tanesi. Evet, şimdi zaten boş bir parkurdayız. Burada zaten oyunun yağ gibi akacağı bir aşikar. Bu arada hoparlörün konumlandırmasından dolayı şu tarafı kapatırsanız sesi bir miktar kısıyor arkadaşlar. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Yani şöyle kavradığınızda sesi büyük bir ihtimalle yemiş olacaksınız. Ona da özen göstermeniz lazım. Veya kulaklıkla oynayabilirsiniz ki kulaklıkla oyun gerçekten ses deneyimi anlamında oldukça başarılı. Evet, Real Racing 3'ü böylece geride bırakabiliriz. Oyun 60 kare saniye seviyesinde çok akıcı bir şekilde çalışıyor. Kesinlikle tavsiye edebileceğim performansı veriyor. Evet, Modern Combat 5'e geçelim. Tabii öncelikle şu oyundan bir çıkmamız gerekiyor. Şöyle kapatalım oyunumuzu. Çıkamadık. Şuradan bir çıkalım. Şu şekilde çıkalım aslında. Daha sabit, sağlam bir şekilde çıkalım. Evet, tekrar Gamebench'i çalıştıralım. Bakalım Modern Combat 5. Evet, Modern Combat 5'te aslında birçoğunuz biliyorsunuz mobil dünyanın en başarılı first person shooter oyunlarından bir tanesi. Tamam diyelim. Tekrar oyuna geri dönelim. Şuradan indir. Al diyelim. Evet, burada da ayarlara girip sesleri, müzikleri kapatmamız gerekiyor öncelikle. Ki YouTube'da bir sıkıntı çıkarmasın. Grafik kalitesi daha iyi, performans en uygun. Neler var? Evet, en uygunu alalım. Bu şekilde harekat diyelim. Evet, uyanış. Birinci bölümde başlayalım arkadaşlar. Çünkü ilerleyen bölüm çok keyifli değil. Bakalım Modern Combat 5'te Galaxy S7 Edge nasıl bir performans verecek? Ben de merak ediyorum. Bu yükleme ekranlarındaki düşük kare saniye oranı çok yanıltıcı olması, zaten çok fazla bir detay olmadığı için olmasa da olur diyebileceğimiz bir seviye. Evet, 30 kare saniye ile başladık. 28, 25. Evet. Açıkçası çok sevmediğim bir bölümden başladık oyuna ama yapacak bir şey yok. Oynayalım bakalım. Şu anda 30 kare saniye akıcı bir şekilde oynanıyor. Yer yer 30'un da üstüne çıktığını görüyoruz. Şöyle hızlıca hareketimizi yapalım. Evet. Evet, yani şu bölümde alınabilecek en kötü silahla başladık. Hemen şu silahımızı bir değiştirelim. Bu arada arkadaşlar oyun hakikaten çok iyi oynanıyor ya. Böyle şu oyunu çok sayıda telefonda denedim. Ama akıcılık tarafında hep yer yer sıkıntılar yaşadığımı söyleyebilirim. Tabi bu oyunun kontrollerinde bir yavanlık var. O da oyunla alakalı bir sıkıntı ama performans anlamında şu anda gördüğünüz gibi 30 kare saniye sabit, 29-28 falan biraz oynuyor ama oyun ciddi anlamda çok akıcı çalışıyor arkadaşlar. Bunu rahatlıkla söylemek mümkün. Böyle ateş edelim. Friendly fire yok galiba. Of, evet, kafadan vurduk. Evet, görüyorsunuz oyun gayet akıcı bir şekilde çalışıyor. Sürekli 30 kare saniye görebiliyoruz ki bu tarz özellikle FPS oyunlar için bence çok önemli bir detay bu. Çünkü bu oyunu başka türlü oynamak gerçekten ızdırap haline gelebilir bazı modellerde. Ki burada çok keyifli bir şekilde oynandığını söyleyebilirim ama dediğim gibi sevmediğim bir bölüm. Defalarca oynayınca tabi adamların yerinde ezberlemiş oluyoruz bir miktar ama. Evet, sağlığımız düştü. Şöyle bir saklanmak lazım derken zaten adamları harcadık. Evet, ne tarafa gidiyoruz? Şöyle bir gitmemiz gereken yer neresiymiş? Ha, şöyle bir gelelim bakalım. Evet, bu bölümü böylece geride bıraktık. Bir bölüm daha oynayalım. Bakalım Modern Combat'ta performansımız ne şekilde gidecek. Az önce Real Racing'den çıktık. Buraya döndük. Ve 30 kare saniye seviyesinde oyunun stabil bir şekilde çalıştığını gördük arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli. Bakalım yağmacılar. Şöyle kaçmak diyelim. Bir de şu bölümü oynayalım bakalım. Deminki bölüm müydü? Gerçi değildi sanırım ama bakalım. Bu arada telefonun ısınma konusuna da kısaca değinmek istiyorum hazır yükleme gerçekleşirken. Telefonda şu ana kadar ciddi bir ısınma yok ki, iki tane önemli oyun oynadık. Ona rağmen şu anda telefonda rahatsız edici bir ısınmanın da olmadığını çok net bir şekilde söyleyebilirim sizlere. Bu oyunda da yine 30 kare saniye, bu bölümde de rahat bir şekilde oynanıyor. Size tabii sürprizim son olarak şeyde olacak, Need for Speed'de olacak ki Need for Speed'de biraz şaşırtıcı bir rakam gördüm. Bakalım tekrar devam edecek mi aynı rakam, merak ediyorum açıkçası. Ve nereden gidecektik? Gideceğim yeri bulamadım. Heh, evet. Bir silah alıp şuradan kurtulmam lazım. Öldürmezse iyi. Zorladılar biraz açıkçası. Hadi ama. Evet, vurulduk. Evet arkadaşlar, bu şekilde Modern Combat 5'i de geride bıraktık. Oyun 30 kare saniye, 25 kare saniye aralığında değişken olarak oynadı. Özetleyecek olursak gerçekten çok başarılı bir şekilde çalıştı bu oyun. Sırada No Limits var. No Limits tarafındaysa oyunun, telefonun muhtemelen yazılımsal olarak biraz sıkıntılı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü daha önce deneyimledim. Biraz problem yaşattı. Bakalım şimdi canlı canlı göreceğiz kare saniye oranlarının ne seviyede olduğunu. Bundan sonra da oyun performansı tarafını bu şekilde sonlandıracağız. Evet, yükleme ekranında devam ederken ben telefonla alakalı diğer deneyimlerimden de bahsetmek istiyorum. Özellikle benchmark tarafında gerçekten çok çok yüksek skorlar alıyor. Burada dediğim gibi oyunla alakalı bir problem olduğuna inanıyorum. Çünkü çok sayıda oyunda akıcı bir şekilde çalışırken Need for Speed'de bu kadar sancılı çalışması beni şaşırttı açıkçası. Her bölümde olmuyor, her etapta olmuyor ama yer yer kare saniye oranlarının çok ciddi şekilde düştüğünü söyleyebilirim. Hemen şöyle hızlıca bir yarışa bir girelim. Muhtemelen siz de göreceksiniz bunu. Evet, 4 araçlık bir yükleme parkurumuz var. Bakalım burada Galaxy S7 Edge nasıl bir performans sunacak, sizlere göstereceğiz. Evet, bu aralarda 25-15 kare saniye gibi, ya intro tarafı için çok büyük problem değil ama burada da bir müziği kısmamız gerekiyor tabi. Kapatalım müziği. Evet. Gördüğünüz gibi şu an 15-16 kare saniyede muhtemelen öyle devam edecek arkadaşlar. Gerçekten şaşırtıcı. Ama bu telefonla alakalı bir problem değil. Çünkü diğer oyunlarda hiç böyle bir sıkıntı yok. Görüyorsunuz şu an 12, 13, 15... Ciddi şekilde bir oyunla alakalı bir optimizasyon sorunu var. 12 kare saniye, 14 kare saniye, yavaş yavaş hızlanıyor. 16 hızlanıyor dediğimde akıcı hale henüz gelmedi. Evet, 20 oldu, 22 oldu. Birazdan tekrar düşecek. Az önce bahsettiğim şey buydu. Oyunda bir stabilite sorunu var. Telefonla alakalı yazılımsal bir şey muhtemelen. Yani oyunun büyük bir ihtimalle S7 Edge'deki donanım için bir güncelleme alması gerekecek. Yani şu anda ortamda tek başımız durumdayız ve buna rağmen akıcılık tarafında bir sıkıntı, problem var ki şu an canlı canlı görüyorsunuz. Ciddi oranda bir şişme var şu anda. 14 kare saniye. Az önce 10 kare saniyeyi gördük. Yani böylesine yüksek donanımlı bir telefonda bu oyunun bu şekilde çalışması tamamen yazılımsal bir sıkıntı olarak yorumluyorum ben bunu. Evet, 18 kare saniye. Başka bir parkurda daha tekrar deneyeceğiz. Bakalım aynı hata devam edecek mi? Evet, ilk etabı bitirdik. Şöyle geçelim. Bu arada şunu düşünebilirsiniz, hani iki oyundan sonra tekrar bu oyuna geçtik. Acaba bu yüzden mi sıkıntı? Hayır, değil. Telefonu kapatıp belleği boşaltıp tekrar bu oyunla başladığınızda da aynı problem devam ediyor. Yani oyunda ciddi bir sıkıntı var. Özellikle bu yüzden bu oyunu göstermek istedim sizlere. Zaten bu üç oyunun vereceği performans diğer oyunların da aslında bir nevi işaretçisi, öncüsü olarak nitelendirilebilir. Başka bir parkur seçelim bakalım. Underground diyelim, garaj, car series diyelim mesela. Araçlarla alakalı diğer yarışa geçelim. East and West, Alman yarışlarına girelim. Alman araba yarışlarına. Hunter, Complete Airborne. Şimdi evet, biraz ekstrem zorluk diyor ama olsun. Bakalım kare saniye oranında ne gibi değişiklik göreceğiz. Diğer oyunlardaki performanstan çok uzak bir performans sunduğunu siz de gördünüz. Hep birlikte gördük. Bir etap daha yapalım. Ondan sonra incelememizi bitireceğiz arkadaşlar. Bu sadece oyun performansı için yaptığımız bir incelemeydi. Bakalım diğer oyunlarda ne gibi performans sunacak. Ya daha doğrusu diğer konularda S7 Edge'i sizler için değerlendirmeye devam edeceğiz. Evet, şu anda zaten fenalık geçire geçire başladı. 20 kare saniyeyle başladık şu anda. Bakalım ne olacak? 18 kare saniye, 23 kare saniye. Nispeten bir önceki etaba göre daha iyi. Bakın şu anda daha da hızlandı ve bir anda hızlandı işin kötüsü. 30 kare saniyeye dayadı. Tekrar düştü. Evet, 27 kare saniye. 28. Şu anda akıcı. Görüyorsunuz, gerçekten güzel bir şekilde oynanıyor ama oyunda bir sıkıntı var. Bütün parkurlarda aynı performansı, randımanı vermiyor. Evet, 30 kare saniyeyle bitirdik. Dediğimiz gibi diğer oyunlardaki performansı ve stabil olarak akıcılığı sağlamadı bu oyunda. Herhalde bir sıkıntı var oyunla alakalı. Umarız yakın zamanda bir güncelleme ile S7 Edge'in bu oyundaki performansını da bir şekilde toparlayabilirler. Ki böyle bir cihazda bu kadar düşük bir performansın olması başka bir şeyle açıklanamaz maalesef. Ayrıca Game Launcher'a tekrar geri dönmek istiyorum. Video kayıt tarafında oldukça güzel seçenekler veriyor arkadaşlar sizlere. Aslında onu da şu şekilde bir kısaca bir göstermek istiyorum. Hemen şöyle bir yarış açalım. Daha doğrusu bir etap açalım şuradan. Ayarlara girdikten sonra kaydet seçeneğine girdiğimizde arkadaşlar çeşitli ayarlara ulaşıyorsunuz. Burada profil fotoğrafı koyabiliyorsunuz. Kendi profilinizin ne kadar büyük olacağını seçebiliyorsunuz. Görüntü kısmına profil fotoğrafı veya ön kamerayı yerleştirebiliyorsunuz. Mikrofon hem dış sesleri hem de oyun seslerini kaydediyor. Buradaki önemli noktalardan bir tanesi şu: video çözünürlüğünü değiştirebiliyorsunuz. Yani Full HD, 720p veya daha düşük çözünürlüklerde video kaydı yapabiliyorsunuz ve bitrate'lerde 6, 5, 3, 1 şeklinde sıralanmış durumda. Yani aslında bir YouTube kanalınız varsa ve oyun paylaşımı yapıyorsanız bu telefon gerçekten sizlere donanımsal ve yazılımsal olarak ciddi şekilde destek verecek. Evet, Galaxy S7 Edge'in oyun performansını sizler için deneyimledik. İlerleyen videolarda hem benchmark performansını anlatacağız hem telefonun diğer merak edilen noktalarını sizler için değinmeye çalışacağız arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın.